her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işlere ara vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Mustafa Kemal ilk önce mahalle mektebine gönderildi. Daha sonra Şemsi Efendi Okulu'na gitti. Oysa onun hedefi iyi bir asker olmaktı. Bu nedenle önce Selanik Askeri Rüştiyesini, daha sonra Manastır Askeri İdadiyesini ve 1902 yılında da Harp Akademisi'ni bitirdi. 1905'te Şam'da görev yaptı. 1909 yılında İstanbul'da 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkan olarak görev aldı. İtalyanlar Trablusgarp'a saldırınca gönüllü olarak bu savaşa katıldı. Burada çeşitli görevlerde yer aldı. 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşları'nda önemli başarılar elde etti. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı günlerde güneyde bulunan Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na getirildi. Daha sonra bu ordu kaldırılınca İstanbul'a geri döndü. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde İtilaf Devletleri'nin donanmaları İstanbul Limanı'na girmiş olduklarını gördü. Ve geldikleri gibi giderler sözünü söyledi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal burada kısa bir süre kaldıktan sonra Havza'ya, oradan da Amasya'ya geçti. Burada Amasya Genelgesi hazırlandı. Amasya Genelgesi'nden sonra yapılan Sivas ve Erzurum Kongresi ile yeni Türk Devleti'nin temelleri atıldı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Böylece Kurtuluş Savaşı resmen başlamış oldu. İlk önce işgalci milletlerin ve İstanbul hükümetinin kışkırtmasıyla ortaya çıkan iç ayaklanmalar bastırıldı. Daha sonra başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Yunanlılara karşı Sakarya Savaşı'nı yönetti ve büyük bir zafer daha kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya Savaşı'nda gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı ona gazi unvanını verdi. Onun yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda 30 Ağustos 1922'de Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü bozguna uğradı. 1 Eylül 1922'de Türk ordusuna "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdi. Bunun üzerine taarruza geçen Türk ordusu Yunanlıları İzmir'de denize döktü. 29 Ekim 1923'te yeni Türk Devleti'nin yönetim biçiminin cumhuriyet olarak kabul edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra bu devletin kalıntıları arasında yeni ve modern bir devlet yaratan örnek bir liderdi. Ölçülü, saygılı ve nazik bir insan olan Mustafa Kemal, Latife Hanım'la evlendi. Mustafa Kemal, ileri görüşlü, disiplinli, sabırlı ve yaratıcı bir kişiliğe sahipti. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Mezarı Ankara Anıtkabir'indedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.